Üzülmene gerek yok Zeynep. Böyle olması gerekiyormuş işte. Ne oluyor? Gözde? Niye ağlıyor? Burak'la ayrılmışlar hocam. Ah bebeğim. Buna mı ağlıyorsun sen? Buna mı üzülüyorsun? İstediğin oldu abla, sevinebilirsin. Benim böyle üzüldüğüme bakma sen. Sen böyle üzülürken ben sevinebilir miyim Gözde? Mümkün mü sence böyle bir şey? O zaman başta benden ayrılmamı istemeyecektin. Bak tamam, haklısın. Üzülmekte sonuna kadar şu an. Ben bunu anlayabiliyorum. Ama sen de beni anla. Bir gün gerçekten sevineceksin, tamam mı? İnsan sevdiğinden ayrıldı diye sevinir mi abla? Sevinir. Sen Tamer'den ayrıldığında sevinmiş miydin? Sevindim, evet. Bak inanmıyorsun şu anda, biliyorum. Ama onun beni hak etmediğini anladığım gün, ona harcadığım zamanın, emeğin boşa gittiğini anladığım gün ben gerçekten sevindim, biliyor musun Gözde? Ve inan bana, sen de bu dediğimi bir gün anlayacaksın. Boş versene ya. Sen Burak'tan ayrıl dedin diye ayrıldım. Sırf sen istedin diye. Ama umarım bundan sonra birazcık olsun beni rahat bırakırsın abla. Konuşmak ister misin? Yok Zeynep, konuşmak istemiyorum. Biraz uyuyacağım ben. Tamam canım. Ablam inandı. Bizi ayrı sanıyor artık. Beni nereden buldu ya? Ne yaptın Gözde'yle? Ya biz ayrıldık Gözde'yle. Ya bırak ya. Oğlum ciddiyim lan, gerçekten ayrıldık. Sen ciddi misin? Evet. Abi olmuyordu. Ya zaten Hayat Hoca da izin vermiyordu biliyorsun. Ya oğlum bir çıkar yolu bir şey bulunurdu yani. Ne şimdi birdenbire böyle? Ya yok abi yok. Yani çıkar yolu falan yok. Ablası çok karşı bu duruma. O yüzden en doğrusu buydu. Ne diyeyim abi? Hayırlısı o zaman. Ya bundan sonra antrenman ders, antrenman ders. Başka hiçbir şey kafa yormayacağım. Abi tamam yorma da sen iki gün önce bu kıza ölüyorum, bitiyorum, aşığım demedin mi? Yani yanlış anlama Burak ama hiç ayrılmış gibi bir halin yok abi senin. Ya oğlum sana yalan borcum mu var? Ayrıldık işte ya. E zaten dünyanın sonu değil ki. Hayat devam ediyor. Neyse kaçtım ben. Ya Burak. Ya biliyorum şu an ters bir zaman. Tam böyle söylenecek bir vakit değil ama senden ufak bir şey isteyeceğim. Söyle abi ya, ne istersen. Ya biliyorum senden başka kimseden isteyemem zaten. Malum bu sevgililer günü falan yaklaşıyor ya. Ben de Zeynep'e ufak bir hediye beğendim. Ama haftalığımı daha vermediler. Bana birazcık destek çıkar mısın diye düşündüm. Ama söz haftalığımı geri alınca vereceğim abi. Ya abi kulüpte bana para vermedi ki. Keşke olsa da versem sana ama yok yani. Tamamdır abi, eyvallah. Ya oğlum olsa dükkan senin bak, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Canın sağ olsun. Neyse görüşürüz. Görüşürüz.